Cümleten selamünaleyküm dostlar. Yolum nereye? Kemal Bulut kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar, dünden bu yana bekliyoruz. Çok şükür sıra bize geldi. Önümdeki araç çıkıyor ve sonrasında biz çıkacağız. Yani yükleme gireceğiz, pardon. Sabah bir kahvaltı ettik, abilerim geldi. Acil bir şekilde bu araç girince sıra bana yaklaşıyordu. Dedim bir an önce kahvaltı edelim. O sayede girdik. Durum bu şekilde arkadaşlar. Vardiya değişiyor. Diğer işçiler gelince benim araç yüklenmeye başlar Allah'ın izniyle. Önündeki aracında maşallah var Scania baba. Allah esirgesin. Evet değerli dostlar, yüklememizi yaptık. Yola çıktık. Şimdi nasipse Ordu diyoruz. Ve yolculuğa başladık bakalım. 2 günde zor yükledik. Çok şükür yolumuza çıktık ve devam ediyoruz. Bakalım kazasız belasız gitmek nasip olur inşallah diyoruz. Evet değerli dostlar, Pozantı Ankara istikametine döneceğiz. Çünkü Ordu'ya gidiyoruz. Pozantı'ya çıkmamız gerekiyor. Pozantı'dan sonra Kayseri, yani Niğde, Kayseri, Boğazlıyan, Sorgun, Yozgat, Alaca, Çorum, ondan sonra Merzifon, Samsun, Fatsa, ondan sonra da Ordu, Kumru'ya varacağız inşallah. Kumru'ya gidiyoruz galiba, tam olarak bilmiyorum ama Ordu'ya gittiğimizi biliyorum şu an için. Tam net bilgi vermediler. Sizlerle beraber güzel bir yolculuk yapacağız inşallah. Şu anda dediğim gibi Pozantı Ankara otoyoluna, Mersin Adana otoyolundan sapıp Pozantı yoluna dönmüş bulunmaktayız. Uçuş için izin alındı ve yavaş yavaş gidiyoruz bakalım. Ya Allah, bismillah. Nasipse Ordu, kazasız belasız gitmek nasip olur inşallah. Bu videomuzda geçmişte bahsettiğim bir konu aslında ama belli bir sayıya ulaştık ve bunun için tekrardan bunu anlatmayı istedim. Nasıl tırcı olduğumu ele alacağım. Yani bugüne nasıl geldik, nasıl tırcı olduk. Biliyorsunuz Rusya'ya çalışıyordum, bıraktım, yurt içindeyim şu anlık. Bu konular hepsi sırayla güzelce bir anlatım yapmaya çalışacağım. Umarım keyifli bir video olur. Saygılar, selamlar olsun dostlar. Haydi bakalım. Şimdi yola çıkıyoruz. Bir önceki servis giderken kar olmayan Tekir'in tepelerde şu an sol tarafta görüyorsunuz kar var. Şu an Tekir aşağı iniyoruz. Biraz hızlı giriş yaptık ama bir şey olmaz. Rotarlarımız var. Bu şekilde Tekir aşağı sallandık bakalım. Kazasız belasız inmek nasip olur inşallah. Memleket Pozantı'dan herkese selam olsun. Pozantılıyım. Bilen biliyordur, bilmeyen öğrenmiş olsun en azından. Memleketteyiz abi. Bir ekmek alacağım, bir koli de su alacağım. Ondan sonra da yola devam Allah izin verirse. Ekmeği şu karşı marketten alsaydık iyiydi ama her zaman aldığım yerden alayım ya, ileriden. Burada araç aksesuarcılar var biliyorsanız, bilmiyorsanız söylemiş olalım. Tır dünyası diyor, Bulat aksesuar, Acar aksesuar. Sol şeritte de bir sürü vardı otobandan çıkınca hemen. Buralar aksesuarcı dolu arkadaşlar, bilginiz olsun. Benim ekmekçi de şurada. Oradan iki ekmek alayım, bir koli de su alayım. Ondan sonra yola devam.
Dostlar, pozantı alışverişimiz yaptık. Bir koli su aldık. 3 tane ekmek aldık. Yolumuza devam ediyoruz bakalım. Şöyle papatya da topladım ben kendime yolda gelirken. O esnada çekmedim fazla oyalanmayayım diye. Hemen yola devam ediyoruz bakalım. Bozantı kişilerinden geçiş yaptık. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz bakalım. Yolculuğa devam. Seni bir kapatalım abi. Şöyle devam edelim. Kapattığım düğme şerit takip düğmesiydi arkadaşlar. Şeritten ayrıldığınızda böyle hafiften içeriden alıyoruz, geri geliyor. Hani şöyle bir hafif çizgiyi ezme durumunda direktman uyarı veriyor. Uyarı sensörü güzel bir sistem. Bu şekilde, ama biz kullanmıyoruz. Ben kullanmıyorum. Genelde kullanmak daha sağlıklı olabilir aslında, ama kullanmıyorum, rahatsız oluyorum onun için. Bu şekilde yolculuğumuza devam. Nasıl tırcı oldum? Nasıl tırcı oldum? Nereden esti bu mesleğe geldik? Şimdi güzelce onu anlatalım. Pozantı'dan şöyle Ordu'ya doğru giderken onu parça parça anlatacağız. Ve sonrasında birleştireceğiz bakalım. Şöyle bir yola bağlanalım, konuyu ele alacağım ha. Aynen. Şimdi arkadaşlar, ben yıllar öncesinden, geçmişten başlayalım. Yaşımız 18 olduğunda direktman B ehliyet aldık. B artı A2'ye yazılmıştım, fakat nasıl oldu, ne oldu bilmiyorum. Biz A2'yi iptal etmişiz. Benim bile haberim yok bu durumdan. Neyse, işte sonrasında ben sürekli özellikle bu köy yolunda, bizim köyün yolunda halamgilin arabası vardı, onu kullanıyordum vesaire. O zamandan işte araç kullanmaya başladık. Sonrasında bizim demeyelim, ben otobüste çalışıyordum Yeni Adana seyahatte. Bazı videolarımda işte İstanbul'un oradan geçerken, Sakarya'nın oradan, Sapanca'nın oradan illaki bahsetmişimdir. Veyahut da Antalya yolunda bir video çektiysem, orada çekmedik galiba, orada bahsetmişimdir. İlla ki bu konudan otobüste çalıştığım dönemle ilgili bir söz geçmiştir. Otobüste çalışıyordum. 16-17 yaşlarındaydık. O zamanlar diyordum işte, ya biz de bu yolları böyle kaptan olarak, şoför mahallinde araç sürerek gün gelir gider miyiz? Bu yoldan geçer miyiz? Mesela Sakarya'da diyordum bu lafı. Antalya yolunda diyordum. İzmir yolunda diyordum. Konya yolunda diyordum vesaire. Hani o zamanlar çalışırken çay kahve personeliydim, host deniliyor erkeğine. O zamanlardan beri yollara bir hevesimiz var. Oradan biz bir ilacı, şifayı kaptık. Oradan iğneyi yedik biz. Neyse, sonrasında işte yurt içinde, yani Adana'da yaşımız böyle 20 küsürler. Mobilya mağazasında çalışıyorum. Daha önce yaptığım meslekler arasında mobilyacılık var, aşçılık var, elektrikçilik baba mesleği zaten, elektrikçilik var. Var oğlu var, her iş var. Ondan sonra işte babamla elektrik işi yapardık rahmetliyle. Babam 2010'un 11. ayında vefat etti. Allah rahmet eylesin, o dönemde vefat etti babam. Bizim babadan bir şey tabi yok. Yani miras olarak vesaire. Öyle bir şeyimiz yok. Allah razı olsun, bizi saygılı efendi yetiştirmiş. Bugünlere getirmiş. Allah razı olsun. Başka diyecek sözümüz yok tabii ki. Sonra konu
farklı yerlere sapıyor işte. Bir sağa bir sola kaçıyor da idare edeceğiz. Sonra mobilya mağazasında çalıştım işte bir süre. O zamanlar transit kullanıyordum işte. Böyle drift minift atıyorduk. Gençlik, cahillik. Koca transitle drift atmalar falan. Ondan sonra Toros taksisi vardı halamın oğlunun. Onunla kullanırdık. Ne bileyim. Öyle öyle neyse biz bir şeye başladık. Ev taşıma şirketinde işe başladık. Ev taşıma işi yapıyorum işte. Evden eve nakliyat. Yani onu nasıl tarif edebilirim size? Siz evinizi taşıyacaksınız. Tek başınıza taşıyamazsınız. Sizin yerinize evinizi taşıyan profesyonel ekipler var. Bunların içinde biz de vardık. Ev taşımada bir süre çalıştım. Bir 4 yıl 10 teker sürdük. 4 yıl boyunca 10 tekerli kamyonla bir yandan ev taşıyorduk. Bir yandan işte yol gidiyorduk. Türkiye'nin birçok yerine gittik. Sonra orada işte çalışırken ondan sonra bir ara Narenci'ye çektim. Tarlalardan Mersin depolara. Daha sonra orada işte çalışmaya devam ettim. Bir ara şey yaptım, Narenci'ye gittim. İşte tarlalardan portakal, mandalin, limon tarlalarından yükleyip soğuk hava depolarına getiriyorduk. Orada da işleniyordu. İşte Rusya'ya, ne bileyim yurt dışına, Ukrayna vesaire çeşitli ülkelere taşımacılığı yapılıyordu oradan da. Ondan sonra biz orada çalışıyorduk işte. Narenciye 10 teker 25-20 port kargo vardı eski. Bendeki egzoz hastalığı da oradan geliyor zaten. Sağlam bir egzozu vardı. Ratatatatata falan. Ondan sonra onunla gidip gelirdik. Güzel çalışmalarımız oldu. Ondan sonra 11 gelir. Yeter ondan sonra diye bir şey yok. Sonrasında evet arkadaşlar, Niğde'ye geçtik. Kayseri'ye doğru gidiyoruz. Vallahi güzel bereketli bir yağmur yağıyor çok şükür. Memlekete yağmurun ihtiyacı vardı. Ya ben bugün hep tersten söylüyorum lafları. Tersten mi kattım acaba ya? Memleketin yağmura ihtiyacı vardır diyeceğim. Hep atları karıştırıyorum bu ara ama hayırlısı. Güzel bereket yağıyor. Rabbim yolda olanların yoluna çıkarsın inşallah. Kazasız belasız sürüşler veriyorum. Yolculuğa devam. Arkadaşlar yolculuğa devam ediyoruz. Çorum'u geçtik. Yani akşamdan beri ben yolculuğa devam ediyorum. Tagografımızın dolmasına yarım saat kalmış. 8 saat 23 dakika olmuş. Hatta 1,5 saatimiz var. 10 saat kullanırsak. Merzifon'a kadar gitmeyi düşünüyorum. Merzifon'a bir yetişelim. Sonrasında bakacağız. Yola devam bu şekilde. Hava 0 derece şu anda. Dün burada yollar kapalıydı. Bugün açılmış. Her yerde kar vardı. Hatta Nizamettin abimiz, Nizamettin Akbaş abimiz Instagram'da paylaşmıştı. Ben de o esnada Mersin dedim tabi. Fakat dün burada yol kapalıydı. Arkadaşlar şu an Kavak'a doğru gidiyoruz. Merzifon'u geçtik. Sabah uyandık. Kavak'a 18 kilometre var. Abi bir önceki servislerde biliyorsunuz yine buradan geçtik. Kar falan yoktu. 2 gün önce de burada yollar kapanmıştı. Bizim arkadaş story çekiyordu Instagram'dan, gördüm. Yani buralar o haldeydi. Yol kapanmıştı ama pek fazla yine bir kar yağmamış. Hani böyle aman aman diyecek kadar bir şey yok. Olan kar bu. Hani yolun kapanma sebebi de aniden kar yağışının birden bastırması. Trafikte de olumsuz hatalı sürüşler yapanlar. Ondan sonra da trafik kapanıyor haliyle. Bakın
Yağan karın kalınlığı ortalama. İşte izleme. Yani bir karış olsa bile, bir karış kar çok büyük bir problem değil aslında. Ama oyun yol kapanmıştı. Yola devam. Gidiyoruz bakalım oraya doğru yavaş yavaş. Evet arkadaşlar, Samsun merkezi çıktı şu anda. Tekkeköy'e doğru, Terme'ye doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Yolculuğumuz devam ediyor. Adım adım gidiyoruz bakalım. Ünye, Ordu, Trabzon istikametinde ilerlemeye devam ediyoruz. Şimdi buradan Kumru istikametine sağa döneceğiz. Sahil şeridine indik. Fakat yolu bırakacağız. Biz sağa dönüp Karadeniz'in dağlarına doğru sizlerle birlikte çıkmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Sohbetimize de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nasıl tırcı olduğumuzu net bir şekilde oradaki güzel doğal manzarayla sohbet eşliğinde anlata devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, Fatsa'dan yukarıya doğru döndük. Kumru'ya doğru gidiyoruz. Bizim İlhami Kiliçi abimizin öğretmenlik yaptığı yermiş. Buradan Fatsa'dan Kumru'ya kadar güzel bir yolculuğumuz olacak. Mersin'den yükümüzü yüklemiştik biliyorsunuz. Dün gece bayağı bir yolculuk yaptık. Merzifon'a kadar geldik, Kavağa kadar. Kavağa yakın bir yerde yattım. Sabah kalktım. Şimdi yolculuğa devam ediyoruz. Buradan tüm dostlara selam olsun. Bizi izleyen buralardan varsa İlhami abime de görev yaptığı yerden selam olsun. Gidiyoruz bakalım. Ufak ufak Kumru'ya doğru çıkacağız. Şimdi bizim nasıl tırcı olduğumuza kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. En son ev taşıma işinde kalmıştık. Ev taşıma işinden sonra zaten tırcılık hayatına başlıyorum. Ev taşımada çalışıyorum arkadaşlar işte. Yurt içinde. İşte Adana'dan yüklüyoruz, İstanbul'a götürüyoruz, İzmir'e götürüyoruz, İzmir'den Manisa'ya götürüyoruz, İzmir'den Mersin'e götürüyoruz, ne bileyim. O şekilde dolanıyoruz. Yurt içinde de Adana'da mesela işte adam Tellidere'den taşınıyor, Kurttepe'ye taşınıyor. Onun evini taşıyoruz vesaire. Bu şekilde ev taşıma işlemini yapıyoruz. İşte bir yandan hamallık yapıyoruz diyelim. İşte sırtımıza buzdolabı, çamaşır makinesi, koltuk takımı vesaire. Adana'da bulunan Cereva nakliyatlar. Orada çalışıyordum. Abdurrahman Cereva, Allah razı olsun. Adam bize çok ön ayak oldu bu konuda. Onlarda şu tarz böyle bir araç vardı. Üstüne küçük bir asansör kurmuşlar. Vinç. Onunla eşyaları indiriyoruz vesaire. Neyse. Ben işte başladım. Bir süre çalıştım yanlarında ilk başta. Sonra bir iki sefer o asansörü kullandım. Küçük aracı ehliyetim var mı? Var. İşte B ehliyetim var. Normalde altı teker sürmüyor ama biz kaçak göçek işte çaktırmadan sürüyorduk. Aramızda kalsın. Neyse. Biz işte arkadaşlar sürüyoruz falan filan. Abdurrahman abim sağ olsun böyle yaptı. Ya dedi Kemal, senin direksiyonun iyi. Neden dedi kardeş dedi kamyona ehliyet almıyorsun dedi. En azından dedi günlük dedi 20 lira fazla para alırsın. O zaman yevmiye ne kadardı ya, günlük çalışıyorduk. 50 lira mı alıyorduk, 40 lira mı alıyorduk, 60 lira mı alıyorduk, 80 lira mı alıyorduk. 80 alıyorduk, aynen 80 alıyorduk. İşte Abdurrahman abi dedi ki ya dedi 20 lira daha fazla para alsın ki ama dedi 100 lira para alacağım bak dedi. Neden dedi 20 lira eksik alasın. Ehliyetin olsa falan filan. Neyse ben bir düşündüm, lan doğru söylüyor yani. Ehliyet de o zaman ucuz arkadaşlar. Şimdiki gibi şimdi bir ehliyet almak 25 bin liraya tekamül ediyor ortalama bir tır ehliyet alacak olduğunuz zaman. Ama benim o zaman ehliyet aldığım dönemde yani 2000 liraya 3000 liraya 2000 liraya hatta
kamyon ehliyetini alabiliyordun herhalde, öyle hatırlıyorum. Aynen, tırın harç pulu 1200 liraydı, ben onu ödeyememiştim. Oraya geleceğim zaten. Neyse arkadaşlar, biz kamyona yazıldık. Çalışıyoruz falan, işe gidip geliyoruz işte, araba sürüyoruz. Gidiyoruz geliyoruz vesaire derken sonra biz kamyon ehliyetini aldık. Başladık 20 liradan işte günlük para topluyoruz filan. Lan iyiymiş dedim arkadaş, yani niye 20 lira eksik alayım? Ondan sonra onu geçtim. Onu geçtik, sonra çalışıyoruz işte dediğim gibi yurt dışına, yurt dışı ağzımda benim artık sakız oldu. İşte şehir dışına gidiyoruz, yük taşıyoruz. Ev eşyası yüklüyoruz, işte İzmir'e yüklüyoruz, İstanbul'a yüklüyoruz vesaire. Bir yandan işte gece kamyon sürüyorum, bir yandan gündüz şey yapıyorum, nedir onun adı? Diyemedim. Bir yandan işte gece kamyon sürüyoruz, bir yandan gündüz ev eşyası indiriyoruz, yüklüyoruz artık 10 günkü duruma göre. Hani akşam Adana'dan çıkıp diğer güne işte Ankara'ya vesaire yetişiyorduk. Güzel işler yapıyorduk, çalışıyorduk vesaire. Allah razı olsun, ön ayak oldular. Neyse abi, biz o bölümü geçtik. Sonra İstanbul'a gittik bir gün. İstanbul'da Netlock'ta çalışan bir abime denk geldik. Yani tırcı. Selamun aleyküm, aleyküm selam. İşte kardeş hoş geldiniz falan filan. İstanbul'dan Adana'ya getireceğiz evini, Mustafalar Köyü'ne. Unutmam. Neyse. Bu adam böyle yaptı. Ya dedi, kardeş, gencecik adamlarsınız. İşte bu kamyonu dedi kim getirdi? Bizim kamyon çelik kasalı arkadaşlar. Arka kasası 9 metre. Kafayla beraber 10-11 metre falan oluyor. Uzun yani, hani normal kamyonlar 40 ayaklar gibi değil. Uzun, çünkü çelik kasa ev eşyası taşıdığı için biraz arkası sallı, böyle uzun. Neyse. Vallahi dedik işte ben getirdim. İşte bizim patronun kardeşi var, Baran. O dedi biz getirdik abi, hayrola falan. Ya dedi, kardeş, bu dedi arabanın içinde dedi neyiniz var sizin dedi, yani ne karınız var? Nasıl yani abi? Ne gibi ne karınız var derken, işte ya dedi, kardeş, ne kadar maaş alıyorsun? Veyahut da dedi bu arabanın kazancından senin bir karın var mı? Dedim bu patronun kardeşi. O dedim zaten ortak sayılır. Hani bu oradan aldığı parayı zaten eviyle birleştiriyor, ailesiyle birleştiriyor. Ha ben dedim günlük 150 milyon para mı alıyorum dedim o zaman. 150 milyon işte, 100 milyon yük taşımaydı şehir dışına çıktığın zaman. 50 milyon da şoförlük veriyorlardı o zaman, çok güzel para. Ben orada kendime geldim, orada kendimi toparladım, orada sıhhat buldum, güç buldum. Işığı oradan aldım yani. Tabii otobüsten bizim aşımız vuruldu da, yıllar öncesinde yeni Adana seyahatte çalışırken oradan bizim aşımız vuruldu da, bakma hani sonradan biz yeltenmedik, yönelmedik fazla. Neyse abi, ben çalışıyorum falan. Bu adam ya dedi, kardeş, sen de dedi bu tırın kamyonu dedi güzelce yanaştırdın. Sen de tır da süresin, niye tır sürmüyorsun? İşte dedi, biz dedi bir şeye dokunmuyoruz, arka kapağı açıyoruz, örtüyoruz. İşte bilmem şu kadar maaş alıyoruz, şöyle yapıyoruz falan filan. Lan düşünüyorum arkadaş, hakikaten adamın dediği gibi benim bu arabanın içinde bir şeyim yok. Ha tamam, Allah razı olsun yani. Ön ayak oldular, yanlarını aldılar. Şimdi doğrular, doğrular kolay kolay işlerini almaz. Bizim memleketimizde zaten bu ırkçılık problemi var. Hani onlar adına konuşmuyorum, genelleme konuşuyorum. Ama sağ olsunlar, benim işlerini aldılar, çalıştırdılar. Biz oldu bitti, çocukluktan beri beraber büyürüz. Aynı mahallenin çocuklarıyız. Neyse arkadaşlar, bunların yanında biz gittik geldik vesaire. Bu adamla biraz konuştuk. Bu adam bizi biraz tıra çekti. Orada bir kahvaltı ediyorduk işte. Güzel bir kahvaltı hazırlanmış. Sohbet muhabbet derken adam bize aşıyı biraz vurdu. Dedi sen ehliyeti al, beni ara dedi. Şurada numaram. Ben seni de hemen işe koyacağım. Dedim tamam abi. Neyse biz bir heveslendik. La bir yazılsak mı yazılmasak mı? İşte bu tır işine başlasak mı başlamasak mı falan. Neyse
Adana'dan yine bir gün ev taşıyoruz falan. Bir tane de Öztrans'ta çalışan bir abime denk geldim. Komutan mı diyorlardı ismine, lakabına. Komutan da aynen he. Neyse o abimle işte şey yapıyoruz. Konuşuyoruz ediyoruz falan. Ben işe başladım. Ya Allah bismillah filan. Evi taşıdık. Evin bir taraftan yükledik yani burası. İşte bu evden alıyoruz, örnek veriyorum. Şu eve taşıyacağız. Bu evden yüklemesini yaptık. Öbür eve geçtik. Ben üst tarafa çıktım bu sefer. Önce aşağıdaydım, sonra yukarıya çıktım. Adamla hoş peş muhabbet. Ya dedi, Kemal dedi. İsim Kemal dedi değil mi dedi. Evet abi dedim. Ya dedi, şöyle baktım da kardeşim güzel araba sürüyorsun dedi. Niye dedi tırcı olmuyorsun? Ulan ikinci aşıyı da orada aldım ben. Bu da gazladı. Falan filan numarayı al şöyle yap. Ama bu peşimi bırakmadı sonradan konuştuğumuz abi. Kemal ne yaptın, ehliyet aldın mı? Ne zaman işe başlatacağız seni? Hadi şoför lazım falan. Lan arkadaş bir şekilde biz sonuna ehliyeti kazandık. İşte aldık. İlk kazandığım araç da o gördünüz işte bir iki video önceydi sanırsam. 2-3 video önceydi. BMC Pro Kapa vardı aktif sürücü kursunun. O arabayla biz sınava girdik. Eğitim aldık falan. Sınavı tek seferde kazandım. Ha nasıl tek seferde kazandım? Bunu da anlatayım. Sınava arkadaşlar şöyle bir şey. Eğer ki hiç tır kullanmadıysanız, işte ben kamyon sürdüm, traktör sürdüm, şunu sürdüm. Onlar boş abi. Bu araç başka bir dünya. Neyse. Sürücü kursunda ben normalde 4 gün eğitim veriyorlar. İşte onun dışında da ne bileyim taktikler, maktikler işte falan bitiyor, sınava giriyorsun. Ondan sonra da kazanamıyorsun. Bir daha gel diyorsun. Bir daha şeye sınav parası yatır. Bir daha sürücü kursuna para yatır. Bir dünya masraf. Ben ne yaptım? O masrafı önceden yaptım. Daha erken aldım ehliyeti. Ne yaptım abi? Onu da söyleyeyim. Sürücü kursuna dedim ki ya hocam ben tır sürmedim. Bilmiyorum. Ve ben buradan çıktıktan sonra bu ehliyeti aldıktan sonra ya Allah bismillah deyip bir işe başlayacağım. İşe başladım da adam bana şuraya yanaş dediğinde en azından ben oraya yanaşabileyim hocam. Hani sadece sınavı geçmek değil, ben bu işi öğrenmek istiyorum. Ben bu işi yapacağım. Ben yola çıkacağım. Yani Allah göstermesin yolda insanların başına zeval getirmeyeyim. Ne kimsenin başını derde sokayım, ne kendi başımı derde sokayım. Hocam dedim, ekstra maliyetimiz ne olur? Kemal dedi, şu kadar olur. Tamam hocam. Ekstradan maliyeti de verdim abi. Ben normalde sürücü kursuna 1100'e yazılmıştım. 500 lira mı? 500 lira ben ekstradan eğitim ücreti parası verdim. Ben 5 sefer yani hafta boyunca, bir hafta boyunca, 5 gün boyunca tekrardan eğitim aldım. O şekilde ben sınavı bir seferde geçtim. Çünkü benim ailemde tırcı yok. Ben ilk tırcı benim. Bir de abim var gördünüz. Abimi de sonradan ben işte gazlayarak şey yaparken abimi tırcı yaptım. Çok şükür o da düzene girdi. Neyse arkadaşlar, lafı uzatmayayım. Oradan biz tırcı olma yoluna girdik. İlk sürdüğüm araba BMC Pro arkadaşlar. Uzun salkasa, arkada bağlı. Lan BMC'ye bindim arkadaş. Arkama bakıyorum, upuzun. Açık kasa ya bir de. Lan diyorum, Allah Allah diyorum, arabaya bak diyorum lan. Kocaman tır sürüyor ha diyorum, Kemal diyorum. Helal olsun sana diyorum, kendimi gazlıyım. Neyse 4 vites arkadaşlar, ortada bir 4 tane vitesi var. Çarpıyorsun, bir 4 vites daha var. 4 ağır 4 seri deniliyor ona. Bir de ortada mandal var, buçuklu. Lan arkadaş dedim, 8 vites bu tarafta var, buçuk var ya. Yarım yarım muhabbeti. İşte 1.5, 2.5, 3.5. Neyse 8 vites bu tarafta var dedim. 8 de orada, 16 vitesli araba sürüyorsun Kemal'a dedim. Kendine gel. Helal olsun işte 14 metre, 17 metre falan. Kendimi gazlıyorum. Ya benim Konya'ya bir gidişim var o dönemler. Konya'ya çalışıyorum. Daha ilk başladığımda. Konya'ya gidiyorum geliyorum. O yollarda bir gidişim var. Allah Allah. Akşam çıktım mıydı? Gece Konya'ya varıyordum. Sabah yükü boşaltıyordum. Sabah geri yükleyip akşama geri Adana'ya iniyordum. Geri boşaltıyordum. Öyle ki çalışıyordum o dönem. Evet, virajlı yollarımıza geldik. Sakin ve relax bir şekilde yavaş yavaş ilerlemeye başlayabiliriz. Neyse
Ondan sonra arkadaşlar o BMC sahibi olan adam battı, yapamadı. O zaman BMC, hiç unutmuyorum fiyatını arkadaşlar, hiç unutmam. Adam 100 bin liraya takım kurdu arkadaşlar. 70 bin liraya çekici aldı. 70 bin liraya çekici aldı. 30 bin liraya da, 30 bin lira mı 40 bin lira civarına da dorseleri aldı, açık kasaları. Size ne yaptı abi? 110 bin liraya takım kurdu adam. 3 takım aldı abi. 350 bin liraya 3 tane takım kurdu. BMC 11.44. 11.44, bir tanesi de 11.42. Dorseleri de, modelleri falan yüksekti o dönem. Yani bu dediğim 2020'nin Ocak ayında. Bundan 3 sene önce. Şimdi biz de 2023 Mart ayındayız. Neyse arkadaşlar, o zaman adam güzel bir takım kurdu. Çalıştık, yapamadı. Bir ay sonra iflas etti, bıraktı. İflas etmedi aslında da, para kazanamayınca bıraktı diyelim biz ona. Neyse bıraktı. Biz şimdi BMC'ye bindik. Neyse güzel araba sürdük falan dedik, tecrübe yaptık. Halbuki tecrübelik hiçbir şey öğrenmedik. Sonra dedik ki ya biz arkadaş ne yapalım? Şu ev taşımadaki biz arayan abi bir arayak. Abi ne yaptın, ne ettin falan filan. Anan aşağı baban yukarı. Dedi kardeş bizim buna şimdi şoför aramıyor. Sen dedi bir başın çaresine bakmaya çalış. Olur abi, tamam. Neyse ben gene iş arayışına girdim falan. Bir yeri aradım. Kardeş dedi tecrübem var mı? Vallahi yok abi, daha bir aylık şoförüm. He tamam kardeş. Lan kime yeni şoförüm desem. Bize usta lazım, bize tecrübeli lazım. Neyse bizim hanımın tanıdığı biri var. Bizim mahalleden tırcı, yani hanımın mahallesinden, hanımla evlendiğim mahalleden bir abim, sevdiğim bir abim, göçmen Murat deriz. Böyle yaptı. Onunla konuştum. Ya dedim abi böyle böyle ben iş bulamıyorum, ne yapacağım? Kemal dedi yalan söyleyeceksin. Nasıl yani abi? Abi dedi bildiğin yalan söyleyeceksin, yoksa dedi iş almazlar. Abi ne diyeceğiz? Abi dedi sana bir numara vereceğim, orayı ara. Oraya de ki selamünaleyküm, aleyküm selam. Abi şoför lazımsa ben gelmeyi düşünüyorum. İşte nereye çalıştın derse dedi. Abi ben el yeteralı biraz oldu ama dayımla beraber ben işte şeye gidip geliyordum. Neydi oranın adı? İşte KÇS'ye gidip klinger yüklüyordum. Limana gelip gübre yüklüyorduk, şey yüklüyorduk, buğday yüklüyorduk. 40 ton gidiyorduk, 40 ton geliyorduk falan filan dedi. Sen dedi üfür dedi bu lafları benim dediğimi de, sen dedi havada kapalar. Bana hakikaten dediği gibi oldu arkadaş. Konuştum ettim abi dedim böyle böyle işte biz dedim gidiyorduk da geliyorduk da ediyorduk da yalan. Yalan külli yalan, yalan 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 okudum. Yapacak bir şey yok abi ekmek için. Üfürdük biz bir dünya mevzu. Oo dedi tam aradığımız adamsın gel. Ya Allah bismillah, ben gittim bir başlarım abi. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Bana bir tane aksesuar verdiler 18.40. Otomatik 2015. Lan arkadaş arabaya bindim. Araba gece geldi Allah'tan, şoför başı falan yok. Araba gece geldi. Bizim arabayı süren arkadaş da, ya dedim kardeş bunun vitesi nerede? Arabaya bindim dedim, beni yanlış anlama, ben dedim aksesuar sürmedim. Ben dedim BMC şey sürdüm, 18.44 Pro sürdüm. 4 tane dedim ağrı vardı, 4 tane serisi var dedim. Çat çat dedim vitese vura vura gidiyorduk biz kardeş dedim. Bu ne ayak dedim, bunun vitesi nerede? Hele bir göster. Dedim nasıl araba? O dedi sen Mercedes sürmedin mi? Dedim vallahi kardeş bilmedik. Neyse bindik ya Allah bismillah dedik. Başladık. Aksol'la başladık şimdi. Ya Allah bismillah falan. 40 ton buğday yüklemiş gelmiş lan arkadaş. Ben daha 40 ton yük taşımadım. Hep 27 ton işte gübre yükleyip gidiyordum salgasayla falan. Bu damper kasa. Hadi Aksol'a bindik. Lan dedim arabaya bak, Mercedes sürüyor ha falan. Sağına bakıyorum, soluna bakıyorum işte vites. Otomatik lan, debriyaj yok falan. Lan dedim bu araba ne güzelmiş, biz dedim araba sürmüyormuşuk BMC'den. Şimdi Mercedes'e bindik ya. Ah sonra Allah Allah, arabaya bak falan filan. Anan aşağı baban yukarı, tabi rotarlar yok ama motor filanı var, böyle çekiyor mu yapıyor. Biz de daha ne diyoruz, güzel bir şey. Neyse abi
Onu geçtik. Onunla bir süre işte Mardin'e buğday çektim falan filan, gittim geldim. Neyse geldim. Ben hatta o arabanın dorsesini yaktım bir tanesinin. Onu da anlatırım. Neyse. Gittik geldik abi. Bir süre. Bunlar bana Ford verdi. 1842 T kabinlerden Ford verdiler. Ford'da da en az yakan bendim. Arkadaş, Mardin'e bir gidişimiz var. Azrail gibi gidiyoruz, Azrail gibi geliyoruz. Daha yeni hevesliyiz böyle. 140'lar, 150'ler. Cahilmişik abi, akılsızmışık yani. O hızla, o tonajla, o ne iş abi? Abi lastikler mi gümlemedi, körükler mi patlamadı? Ondan sonra fren körükleri, imdat körükleri, ne bileyim, süspansiyon körüğü, çamurluk, sandık mandık. Her yerleri parçaladık. Başımıza bir dünya iş geldi bizim orada. Neyse abi. Ben o zaman tabi hevesliyim, arabaya pırıl pırıl bakıyorum, temizliyorum, ediyorum, yıkıyorum, yağmurda bile araba yıkıyorum, neyse. Bunlara sıfır F-Max gelecek. Dediler ki, Kemal, bu arabanın biri senin. Abi neden? Tamam abi, olur abi. Neden değil tabi, sıfır araba geliyor. Neyse, kavga dövüş. Biz bu sıfır arabayı aldık abi, bir tane kırmızı F-Max'a bindim. İlk bindiğim araba 2020'nin 5. ayı mıydı? Öyle bir şey, Mayıs-Haziran gibi bindim. Allah Allah, lan arkadaş, rotordar var, limit var, bilmem ne var, arabayı 80'e bağlayın. Araba 82'yi geçmiyor abi, 82 diyor. Rotordara bir asılıyor abi. Geldi kendine duruyor, lan dedim, Allah Allah, biz neye bindik? Hello Ford'a bindim de. İlk 1842'ye bindim dedim ya. Ya sanki uçağa binmişim abi, o Aksor. Tamam eyvallah, Mercedes dedik, sen bindik. Lan Ford'a bir bindik, araba rampa dinlemiyor, iniş dinlemiyor. Oldu Ford'cu Kemal. Arkasına F-Max'a bin. F-Max'a bindik. Arabaya bak, buzdolabı var, falanı var, filanı var, kliması var, oyu var, buyu var. Abo dedik, biz uçağa bindik. Abi ondan sonra bir yurt dışı muhabbeti çıktı. Iveco'ya bindik. Lan işte, hadi Kemal çık. Nereye? Rusya'ya gidiyor. Pasaport aldı dedi bizim arkadaş. Al dedim, ben evde duruyordum. Hadi Kemal, Rusya'ya gidiyor. Lan oğlum, kurban geliyor falan. Kurban bayramı geliyor o zaman da, geçen sene işte. Lan kardeş, kurban geliyor. Çoluk çocuk var, kurbanlık aldım. Kesecek kimse yok falan filan. Ya hallettirirsin, gel. Bak bu fırsatı bir daha yakalayamam. Lan ben mi düşündüm dedim. Ha, hakikaten bu fırsatı biz bir daha yakalayamak. En istedim, ya Allah, bismillah. Abi pat, hemen binerim. Hemen işi bırakırım, öbür arabaya binerim. Pat abi, biz hemen dınılarık İstanbul'a. İstanbul'da araba yüklü. Git bin arabaya, hopaya sür. Bindim arabaya, hopaya sürdüm abi. Ya Allah, bismillah, Rusya'ya git git gel, git git gel, git git gel. Ondan sonra bir senedir borçlarımı bitirdim çok şükür. Borcum çoktu. Tırcı oldum, borcumu harcımı bitirdim. Kendime geldim abi, o bir gerçek. Abi git gel, git gel, git gel. Kendimize geldik. Şimdi ondan sonra da işte geldik yurt içinde, Brano'ya bindik. Yani o da çok kötü bir araba da değil, çok çok iyi bir araba da değil. Yani böyle övülecek bir yanı yok, açık konuşalım. Sadece övülecek en güzel yanı F-Max'tan indiğim içindir belki bu da. Direksiyonu yumuşak. Konforlu mu? Biraz rahat araba. Yani rampaları seri çıkıyor. Böyle bir serüven arkadaşlar. Şimdi biz konuma doğru yaklaşıyoruz. Ben biraz konuma bakacağım. Bu arada Kumru'ya kadar sizlerle beraber gelmiş olduk. Bizim gideceğimiz yer neresi? Şimdi bakalım, 8 kilometre sonra mı dön diyor. Aynen, 8 kilometre daha gideceğiz, döneceğiz. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Böyle ben trail başlayacağım zaman, yani trail ehliyeti alırken, hatta kamyon ehliyetindeyken bile, senin kamyon ehliyetinde ne işin var? Sen süremen, sen yapamaz, sen edemen, sen gidemen. Abi bu sözleri dinlemeyin. Bu işi yapamayacak adam yok. Bu işi yapamayacak insanlar, işte ne bileyim, sakat, engelli, doğuştan problemli, böyle kişiler, iki ayağın, iki gözün, iki kulağın, iki elin varsa, şu kadar abi, fazla değil, şu kadar da aklın varsa bu işi yaparsın. Şu kadar ha. Allah herkese eşit akıl vermiştir. Onu kullanıma bağlıdır.
Sen güzel kullanırsan güzel işler, kullanmazsan işlemez abi. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. Abi bu tırcılığı ben yapamam, sen yapamam diyene, sana göre sen yapamam ama bak gör ben nasıl yapacağım diyeceksin abi. İşin ekmeğine bakacaksın, hayalinin peşinden koşacaksın abi. Eğer bu işi yapmak istiyorsan, bu yollarda sen de gezmek istiyorsan, hiçbir zaman başkasının lafıyla kendi heveslerini, kendi hayallerini yıkma ve kırma abi. Abi af yok, devam. Senin aklında bunu yapmak varsa yapacaksın abi. Ha sana hayat, farklı bir hayat sunar. İmkanlı olur. Ne bileyim. Ya bir okursun, bir şey olursun. Oradan da memurluktur. Ne bileyim, bir devlet memuru, ne bileyim. Yani yüksek bir mertebe arkadaşlar. Hani gelebileceğiniz güzel yerler olabilir. Yazılımcı, ne bileyim. Yani yüksek bir mertebe olur. O zaman yapmayın abi. Gidin işinizi yapın. Tutup da ben işte master yaptım, geldim tırcı oldum demeyin yani. Bu olmaz. Ha hevesim var abi, ben bu işi yapacağım. Master da yapsam, İşte Jüpiter'de yapsam ben bunu yapacağım diyorsan gel buyur abi, sen de yap. Niye? Abi bu hayat yaşamaya değer. Bu hayatta istediğin şeyi yapamadıktan sonra bu hayatta yaşamanın bence gereği yok ya. Yani. İstediğin şeyleri başarmak önemli. Hedeflerini her zaman yüksek tutmalı insan. Biz yüksek tutuyorduk, dalamızı kırdılar. Yani ben travma hayali kuruyordum ama dediğim gibi 2020'de, 2023 sene önce, çok fazla bir zaman değil. 3 sene önce çok fazla bir zaman değil. Benim çocuğum da 4 yaşındaydı, şimdi 7 yaşında. 3 seneye. O zamana 70 bin lira olan araba geçen gün baktım, 750 bin lira yazıyor. BMC 11.42. 750 bin lira abi. Ya ne oldu, ne değişti abi? 100 kat ya, 100 kat. 10 kat değil, 20 kat değil ya. 100 kat. Aklım yok lan, 10 kat mı oluyor lan? Bir dakika lan, çok yürüdük, bir dakika. 70 çarpı 10 desen 700 yapar, tamam doğru. 10 katına çıkmış abi. 10 katı. Yani bilinmez bir durum, akıl almaz bir durum abi. Yani 70 bin liralık araba 750 bin lira olmuş. O zaman 200 bin liraya, 220 bin liraya Aksor 2008, 2010, 2012 düşürebilirsen 2015'leri 200'e, 250'ye filan takım kurabiliyordun takım halinde. Ya Renault 7.5 milyar ya, Renault Stage'in 75 milyar olmuş, 100 milyar olmuş. Renault Stage'in benim eski araba. Ben o zaman 15 bin liraya almıştım. Pırıl pırıldı, cıncık gibi arabaydı. O araba şu an 100 bin lira abi. 100 bin lira. Akıl işi derli ya. Piyasa hakikaten uçmuş durumda. Araba almak bayağı bir hayal oldu. Kazancımızla hesaplayacak olsak aylık 20 bin kazandığını düşün sen. Yani ne yapar abi? Aylık 20 bin seni nereye götürür? Senede ne yapar abi? 240 bin lira para yapar. Sen hadi 10 bin lira da fazladan koydun. Biraz daha kıstın, bir şey yaptın. 250 bin koydun abi aylık, senelik. Abi ben 5 sene çalışacağım. 5 sene. 5 sene sonra 1 milyon 250 bin lira param olacak. Bu 1 milyon 250 bin liraya bir tane tırın kafasını alabiliyorum. Dorsayı alamıyorum. Artı bitmiyor. Tırın kafasını alıyorum, dorsayı alamıyorum. Tırın ne sigortasını yaptırabiliyorum, ne bir şeyini yaptırabiliyorum, ne bilmem neyini yaptırabiliyorum. Artı ekmeği yenmiş araba, hayatı kaymış araba artık yani. Öldüm bittim demiş, oraya koymuşlar. Ya bunu da birine işte alalım gitsin muhabbetiyle duran bir araba. Arkadaşlar yani 1 milyon 250 bin lira ben 5 sene çalışacağım, koşturacağım, uğraşacağım. Ondan sonra gideceğim bir tane hurda alacağım, Allah göstermesin. Ondan sonra bir de motor yiyecek. Eskiden 30 bin liraya, 20 bin liraya, ne 30 bini? 15 bin liraya yapılan Aksor motoru şimdi olmuş 200 bin lira.
Geldi yaptır abi 200-300 bin liraya gerçi yaptırabilir mi onu da bilmiyorum da 200 bin lira falan işte. Bir taksi parası bir motor yaptırmak. Ya abi bu durumun içinde araba almak korkunç. Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Durum bu şekilde. İlham abinin öğretmenlik yaptığı köye doğru çıkmaya devam ediyoruz bakalım. Yola devam. Bu arada Karadeniz yollarında hoş bir sohbet etmiş olduk. Geçmişten yaşantımızı biraz bahsetmiş olduk. Umarım sıkılmamışsınızdır, daralmamışsınızdır. Biz de ilk boşaltacağımız yere doğru adım adım gitmeye devam ediyoruz dostlar. Abi çok keyifli böyle yollar ya. Geç ula geçeceksin. Bak Rusya'da olsaydı bu adam şimdi dörtlü yakmıştı. Ama bizimkilerde yok. Evet arkadaşlar Kumru ilçesine geldik şu anda. Kumru süt fabrikası diyor sağ tarafta. Biz buradan düz devam edip gidiyoruz bakalım. Yarbaşı Park diyor. İsmet Saygı tesisleri. İlham abi buraları iyi bilirsin. İlham abi. Evet abi yolumuza devam. Dün gelip de böyle yollardan gideceğim aklıma gelir miydi gelmezdi. Bu sağ tarafta kaldı. Biz tepeye doğru çıktık. İlk bir ampara çıktık. Sonra böyle virajlı Karadeniz yollarında dağlarında geziyoruz bakalım. Bizi nerelere getirdiniz abi? Toros'tur baba. Toros her yerde. Haydi bakayım yola devam. Yavaş gel abi hayran yavaş gel. Aniden böyle önüne ayı çıkabiliyor. Yani tır çıkabiliyor. Biz de gidiyoruz bakalım. Abi biz nereye çıktık kurban olayım. Kanalyalar birbirine ötüyor vallahi. Arada kuş sesleri de geliyor. Damperde hayat var baba. Damper her yere gidiyor. Daha doğrusu Karadeniz'de hayat var. Vallahi mazot da almadık. Dedik mazotumuz yeter gidek yükümüzü boşaltak geri yükleyek ondan sonrasına bakarız. Ama şu anda yakıtımız bayağı bir azaldı. Varacağımız yere bir an önce varırsak gerisi kolay. Biz şu dingeli kaldırak abi ileride keskin bir dönüş görünüyor. Keskin dönüşte kalmayalım. İşte orası burası. Ya Allah ya Hak. Abi biz neler çıkıyor ya? Allah'tan dönüş olduğunu nereden gördüm onu da söyleyeyim. Dönüş olduğunu nereden tahmin ettim? Arkadaşlar siz olun. Giderken yolu biliyorsanız yani yolu biliyor olsanız bile navigasyonu açın. Navigasyonda size dönüşleri gösterir böyle. Yolu gösterir. Mavi şerit halinde bilirsiniz. İlla ki birçoğunuz navigasyonu kullanmıştır. Navigasyonda arkadaşlar yolu gösterir size. İleride böyle keskin viraj olduğunu hissedersiniz. Bakarsanız görürseniz takip ederseniz
görürsünüz. Benim şurada küçük ekranda navigasyon açık. Ben oradan takibini yapıyorum. İleriden böyle L çizeceğim, yani sola döneceğimi gösterdi böyle viraj olduğunu. Ben de ona göre hemen dingili kaldırdım mesela basit örneği. Hani navigasyonun böyle faydaları da var ama bazen yanlış yerlere de götürebiliyor. Şimdi dingili indirdim. Dikkat etmezseniz beni sabah mesela ben döneceğim demiştim. Oradan ben girmedim, geldim Fatsa'nın oradan girdim. Orası Ünye'ydi. Orada ben hemen yük mal sahibini aradım. Abi dedim, araba beni buradan çevirdi, hani doğru mu? Kardeş dedi, aman oradan gelme. Orası dedi çok dik rampa. Hani dedi çok mazot yakarsın, yazık olur. 28 kilometre yakın görünüyor ama dedi çok mazot yakarsın dedi, yazık günah dedi. Şeyden geldi dedi, Kumru üzerinden geldi dedi. Öyle deyince ben de Fatsa'dan Kumru'ya döndüm. Yani Fatsa Kumru yap dedi. Öyle gel dedi. Yoksa dedi çok rampa çıkarsın dedi, çok mazot yakarsın. Sağ olsun öyle deyince biz de bu yolu kullandık. Yoksa ben direktmen Ünye'nin oradan çıkıp gelecektim. Ve oranın çok dik olduğunu söyledi. Geri dönüşte orayı kullanmayı düşünüyorum. Çünkü boş gideceğim. Ve iniş aşağı olduğunu söyledi. Çok keskin virajlar vesaire var. Bakacağız bakalım, hayırlısı diyoruz hakkımızda. Deh aslanım, deh yiğidim, deh ranucum. Hadi bakalım, Rano'dur baba. Rano da yakıştı ha bize. Gidiyoruz bakalım. Anam. Biz soldan devam edeceğiz. Ünye'ye mi gidiyoruz biz? Vallahi bir depeye doğru çıkıyoruz ama. Abi ağaçtan ev yapacaklar buraya mis. Yola devam bakalım. Bakın yine şimdi yol bir sağa dönecek bir sola dönecek. Şu an ben navigasyondan gördüm. Evet, birinci sağa dönüş. Vallahi dingili bu sefer kaldırmadım ama inşallah sıkıntı olmaz diyeceğim. Dönüşte kaldıralım. Arabamız fazla zorlanmasın. Böyle dik rampalar ve keskin virajların olduğu yerde zaten ağır gidiyorsunuz. Dingilinizi kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Dingil dediğimiz şu arkada dönen 3 tekerin en öndeki tekeridir. Avare, şeytan dediğimiz. Avare deriz, şeytan deriz, dingil deriz. Birçok ismi var. Bu şekilde yolculuğa devam ediyoruz. Yavaş yavaş çıkıyoruz bakalım. Kaç kilometre? 1.9 kilometre yazıyor. Yola devam. Ağaç Mahallesi diyor. Yavaş yavaş gidiyoruz bakalım. Burada bu pat pat motorlardan çok var. Su motorunun. Normalde bunda tarla da sürülüyor. Altına bıçak takıyorlar. Çapa yapıyor. Çapa motoru normalde. Çapa motor, su motoru. Hepsine yarıyor. En son böyle traktöre çevirmişler. Burada kullanıyorlar. Yarın bir gün ona da bir şey çıkar. Yemişken'e hoş geldiniz diyor. Tepeye doğru tırmanmaya devam ediyoruz. Yol biraz bozuk. Gürültü yapıyor. Kusura bakmayın dostlar. Haydi bakalım. Hemen dingili indirelim. İnişe geçti. Dingil inerken frene basmayacaksınız. Rotardarınız varsa rotardarı hafiften çekerseniz rotardarla ağır ağır gidersiniz. İndi tekerimiz. Ben şimdi gaza basmaya başladım tekrardan. Lastik kapma yapmasın diye 30 km hızdan yüksek olursanız lastik birden yere vurduğu için dönmeyen bir teker. Düşünsene 30 km hızla giden bir arabadan atladığınızı düşünün. O lastik de öyle birden yere yapışıyor ve yüzünü böyle alıyor. O da büyük sorunlara neden oluyor. Yani lastikte tap 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 diyerekten bir ses oluşmasına neden oluyor. Bunun için 30 km hızın altındayken dingili indireceksiniz arkadaşlar. Kısadan da böyle bilgi vermiş olayım. En azından yeni başlayacak olanlar için kısa bir bilgilendirme olmuş olur. Gidiyoruz bakalım. Yaklaştık 500 metre sonra sağa dönün diyor.
Bakalım şu konuma bakalım bizi nereden döndürecek yine. Arkadaşlar yolculuğa devam ediyoruz. Böyle bir tepeye çıktık. Yakıtımız da bitiyor. Yakıt seviyesi düşük seviye uyarısı diyor. Bu yana diyor. 1 kilometre gittiniz diyor. Yavaş yavaş gidiyoruz bakalım. Totalde kaç kilometre gidiyor onu bilmiyorum. 200 kilometre diyebiliyorum. Genelleme olarak ama. Umarım yakıtımız yeter. Adrese de bir 5 kilometre kaldı. Sonrasında 25 kilometre gideceğiz. Ondan sonra ana yola inmiş oluruz. Orada da yakıt buluruz diye düşünüyorum. Şakalı maalesef abi biz. Vallahi koca tırla dağlarda köylerde geziyoruz ha. İlginç mi değil. Daha önceden yapan illaki olmuştur. Daha önceden bu köylere belki gelen de olmuştur. Ama ben ilk defa geldiğim için biraz farklı hissediyorum. Ve güzel yani bu doğanın içerisinde bulunmak apayrı bir atmosfer. Vay 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 diyoruz abi vay 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 diyoruz. Yola devam ediyoruz bakalım. Vallahi manzara da 10 numara. Hava da mis gibi. Gidiyoruz bakalım ya. İçe doğru daralan yol diyor. Yavaş yavaş gidiyoruz. Buralar yazın yemyeşil oluyor abi yazın. Yazın buraları gelip gezeceğim. Her yerden su geliyor. Bütün derelerden su geliyor maşallah. Çiçekler açmış. Dikkat, heyelanın tıkası diyor. Heyelan olabilir her an için. Aman dikkat. Köpüş bizi avlayacak mı dedim ama korktu. Evet, sağımız uçmuş zaten. Dağ bayır demedik, dere depe demedik, geziyoruz abi. 2.6 kilometre yolumuz kalmış. Abi uçuruma araba katmışım ya. Oraya yol bir uçsa ne yapacaksın Allah korusun. Arabasız kalın vallahi. Ya ne güzel ev yapmışlar. Ben de böyle bir ev istiyorum. Allah'ım nasip eder inşallah. Sen doğru ol, el belasını bulur. Abi çok güzel ya. Sağ tarafta uçmuş. Biz de gitmeye devam ediyoruz bakalım. Yolun kenarını taşlarından örmüşler abi. Aynı böyle bir Kafkas Teops'e yolunda gibi hissediyorum kendimi. Vladikavkaz'daki dağ yolu, Teops limanındaki yol gibi yolda hissediyorum kendimi vallahi. Yeni Ergen aşağı köyü diyor. Köpüş kardeşler ne yapıyorsunuz? Köpüş kardeşler kaçıyor. Tabii köpekler böyle görmeyince illaki korkarlar. Adamın manzarası ne güzel abi ya. Ama sıkıntı uçurumun önüne ev yapmışlar. Nasıl yapmışlar? Demek ki adam altını sağlam yapmış abi. Güveniyor. Vallahi. Öne uçurum. Bu niye vuruyor bu dorsaya? Bu kadar vurmaması lazım. He, yükü arkalı yüklediler bize. Yaklaşık 2 ton arkada fazlalık var. O da dorsaya vuruyor. Bir de hidrolik yağıyla bunlar kalktığı için hava yapmış. Havası alınması lazım. Havası da alınmadığı için böyle vurma yapıyor. Onun bir damperciye gidip havası alınması lazım. Neyse. Onu giderken bir yerde aldırırız. Konum kayboldu. Sağ taraf. Gidiyoruz bakalım. Şu evi dedim ya. Alt tarafı buranın yok. Uçurum. Buralar ev yapmışlar vallahi. Helal olsun. Ama hep kırmızı tuğladan. Bizim oradaki gibi piriketten şundan bundan değil. En azından adamlar sağlam bina yapmış.
yola devam ediyoruz bakalım. Bizi nerede karşılayacaklar acaba? Bu şarj aleti niye böyle yaptım bilmiyorum. Abre telefon tutuluyor. Oy oy oy, yavaş abi yavaş. Karadeniz sisli dur, bulutlara yaslı dur, vallahi öyle. Evin girişi bir beton dökmüşler, tamam. Allah Allah göstermesin, arabayı yıkılsa eve giremezler. Gerçi aşağıdan giriş yapmıştır ya. Karadenizler uyanık olur. Evet arkadaşlar, gübreyi indireceğimiz yere geldik. Hoş geldin ya. Hoş bulduk abi, kolay gelsin. Eyvallah. Ben de seni ararsın diye bakırdım. Vallahi işte geliyorum dedim sana aşağıdayken. Yok yok, geldim dedim de adam söyledi. Neyse adam geldi. Geldik arkadaşlar, şimdi Kumru'nun İnye'ye doğru giderken ki yolundayız. Bura ne diye geçiyor abi? Bura hangi köy? Bura Ergentürk. Ergentürk, Sarıaptal köyündeyiz arkadaşlar. 9 kilometre. Kumru'ya 9 kilometre geldik bakalım. 5 kilometre. Şimdi eziyet başladı, çadır açma vakti, hadi bakalım. Evet değerli dostlar, videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle, hemen yeni videoya başlıyorum ben zaten. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğenip kaydetmeyi unutmazsanız seviniriz.